Arkadaşlar, bugün klasik bayan pantolonunu kesim ve dikim aşamasını göreceğiz. Kumaşımızı serdik. Kumaşımızı tüp halinde, iki kat halinde serdik. Matalığın üzerine. Yanlarını önümüze koyduk. Kumaş katını da kendi önümüze gelir gibi yerleştirdik. Kalıbımız hazır. Kalıplarımızı yerleştirdik. Ön kalıbımızı bu şekilde yerleştirdik. Arka kalıbımızı aynı hizasına yerleştirdik. Patletimizi buraya koyduk. Kemerimizi de buraya yerleştirdik. Düzüklerini kontrol ediyorum. Çünkü pantolonda düzük çok önemlidir. Düzük kayarsa pantolon paçamız yana veya öne veya arkaya doğru kayar. Yani yan dikişleri kayar. ...18 santim dedik. Paçamızı hemen ayarlıyoruz. 17,5. Evet, ön kalıbımızı yerleştirdik. Düz dibini kontrol ettik. Ağırlıklarımızı bırakalım. Ağırlıklarımızı bıraktık. Arka kalıbımızı da yine yandan aynı şekilde cütlerini kontrol ediyorum. 23,5. Evet. Cütlerini dikkatli bir şekilde ayarladım. Patletimi yerleştirdim. Ön kalıbımı yerleştirdim. Şimdi çizim aşamasına başlıyorum. Çiziyorum. Elime bir tane sabundan çizik taşı aldım. Bu sabun çizik taşları leke yapmıyor. Leke yapmadığı için de daha rahat kullanabiliyoruz. Pens çıtlarımı kesinlikle unutmuyorum. Patlet çıkıntı çıtım var. Patletimi çizdim. Ön ağımı çizdim. Ve ön iç çiziyorum. Paça çıtlarım var. Düzüp çıtım var. Yan aşaması, diz işaretleri, evet, ön bedenimizi çizdik. Arka bedenimizin de düzüklerini ayarlamıştık. Arka bedenimizi çiziyorum. Aynı şey diz işaretleri. Evet, arka bedenimizin çizimi tamam. Patletimi çiziyorum. Yan tarafa imzaladım. İç patlet bu. Dış patletimiz de bedenimizin üzerinde hazır. Kemerimizi tek parça yapılmış. Biz onu katlıyoruz. Ona göre çizeceğiz. Kumaş katı yaptım. Kemerimi de yerleştirdim. Kumaş katına. Çizdim. Biraz pay verelim. Açıyorum. Kemerimizin dil payı işaretlerini de attım. Böylelikle çizim işlemimiz tamamlanmıştır. Kalıbımızı kaldırıyoruz yerine. Ağırlıklarımızı kaldırdım. Sizin de gördüğünüz gibi
çizim işlemimiz tamamlanmıştır. Kesim işlemimize başlıyoruz. Kesim aşamada yine ağırlıklarımızı üzerine koyalım ki keserken kaydırmayalım. Ön bedenimizden başlıyorum kesmeye. Çıtlarımızı keserken atıyoruz, sonraya bırakmıyoruz. Unutmayalım diye. Evet, ön bedenimizi kestik, çıtlarımızı kontrol ediyoruz. Pen çıtlarımız hazır, patte çizimimiz tamam. Arka bedenimize geçiyoruz. Patletimi alıyorum kenardan. Patletim hazır. Çıtlarımı atıyorum. Attım. Ben çıtlarımı attım. Evet, arka bedenimiz de kesimi tamamlanmıştır. Onu da kaldıralım. Gelelim kemerimize. Kemerimizin de kesim işlemi tamamlanmıştır. Böylelikle kesim işlemimiz tamamlanmıştır. Tele kesim işlemimize başlıyoruz. Telemizi masamızın üzerine serdik. Onu biraz pratik yapıyoruz. Kemerimizi tele yapışacak. Kemerimizi telenin üzerine serdim. Bir de patletimiz var. Patletimi de yanına serdim. Onları pratik bir şekilde kesiyorum.
kemerimizi ve patatesimizi telasını kestim. Şimdi ütü işlemine başlayacağım. Ütümüz hazır. Patatesimizi öncelikle yapıştırıyorum. Kumaşımın tersi burası. Serdim masamın üzerine. Telamın da yapışkan olan tırtıklı olan tarafını kumaşımın tersinin üzerine koyuyorum. Bastırıp kaldırıyorum. Bastırıp kaldırıyorum. Bastırıp kaldırıyorum. Bastırıp kaldırıyorum. Patatesimi yapıştırdım. Bir de ortadan ikiye katlayayım. Tam olsun. Patatesim hazır. Kemerimi alıyorum. Kemerimin tersi yukarı gelecek şekilde ütüm üzerine serdim. Telamında yapışkanlı olacak olan tarafı, yapışkanlı ve tırtıklı olan tarafını kemer kumaşımın ters üstüne koydum. Ütümü bastırıyorum ve kaldırıyorum. Bastırıyorum, kaldırıyorum. Bastırıyorum, kaldırıyorum. Aynı işlemi tekrar yapıyorum geriye geçerken. Devam ediyoruz. Evet. Kemerimizin tele yapıştırma işlemi tamamdır. Bunu bir rovel edip katlama rovel yapacağız. Şu tele fazlalıklarını kesip makasla tıraşlayıp sonra katlama yapacağız. Hazır hale getireceğiz. Evet, temizleme işlemi tamam. Kemerimizi öncelikle 1 cm dikiş payından kırıyorum. Devamında 3 santim bitmiş haliyle katlıyorum. Kemerimiz dikim için hazırlanmıştır. Pens işaretlerimizi alıyoruz. Arka bedenimizi masanın üzerine serdik. Katını açıyorum. Açtım. Arka kalıbımı kumaşımın tersine yerleştiriyorum. Yerleştirdim. Uçlarını bir sabunla çiziyorum. Çil şekilde. İşaret yerinden kırmızı kalemle işaretliyorum. İşaretledim. Kontrol ediyorum. Kırmızı nokta işaretimiz çıktı. Beyaz çizgi taşıyla onun yerini daha sabitleştiriyorum. Sabitleştirdim. Aynı şekilde karşılığını da yapıyorum. Kalıbıma ters çeviriyorum. Ve karşılığına yerleştirdim. Ve kalemimle işaretimi alıyorum. Bastırarak. Uç yerlerini de yaptım. Kalıbımı kaldırıyorum. Daha sağlam olması için aynı şekilde şiraşıraş işaretlerimi yaptım. Arka penslerin işaretleri tamamlandı. Kumaşımı, bedenimi kaldırıyorum. Ön bedenimi alıyorum.
Aynı şekilde onu da serdim masamın üzerine. Katını açıyorum. Açtım. Ön bedenimi aldım. Kumaşımın tersine yerleştirdim. Aynı şekilde kendi işaretlerini yapıyorum. Ve nokta işaretim alıyorum. Karşımda da aynı şekilde yapıyorum. Nokta işaretimi aldım. Kolumu kaldırdım. Aynı şekilde sağlamlaşma işaretini de alıyorum. Böylece ön penserimin işareti tamamlandı. Bedenimi kaldırıyorum. Ve işaret işlemi tamamlanmış oluyor böylece. Klasik bayan pantolonumuzun dikimine başlıyoruz. Öncelikle önümüzü ve arkamızı aldık. Ön penslerimizi ve erkek arka penslerimizi yapacağım. Kumaşımı açıyorum dağıtmadan. İki pens işaretimi, çıtımı birbirine birleştiriyorum. Ve kalemle aldığım işaretimi tutup katlayarak noktaya kadar dümdüz dikiyorum. Aynı işlemi karşılığına da yapıyorum. Ön penslerim hazır. Önümüzü kaldırıyorum. Kenara. Arka penslerimizi yapmak için arkamızı aldık. Katımızı açıyorum. İşaretlerimiz var burada gördüğünüz gibi. Pens işaretlerimiz. Yine çıtlarımı ikisini birleştiriyorum. Ve noktadan tutup kumaşı katlıyorum. Üstten başlıyorum. Alt noktaya kadar nizami bir şekilde dikiyorum. Tamamlanmıştır. Aynı işlemi karşılığında da yapıyorum. İşaretimizi aldık. Evet. Pers çatım işlemimiz tamamlanmıştır. Overlock yapacağız. Pantolonumuzun yanlarını, arını, fermuar bölümünü overlock'tan tekrar halinde overlock yapacağız. Ayarlarımıza bakıyoruz. Yaptığımız overlock dümdüz olmalı. İşi toplamamalı. Kestirmeden sadece ipliklerini temizleyerek işimizi yapıyoruz. Evet. Önümüzün tek katını yaptık. Bu önümüzün yanı. İkinci patlet bölümüne çıkıyoruz. Yeniden şu kavisini vererek overlock yapıyoruz. Yaptık. Yan tarafını da yapalım. İpliklerimizi temizleyerek overlock'tan yaptık. Önümüz hazır. Katlayıp kenara koyalım. Arka bedenimizi aldık. Pantolonumuzun arkasını aldık. Aynı şekilde arka ağını ve yanlarını
Havelok yapıyorum. Arkamızın tek kanadı tamam. İkinci yarısını yapıyorum. Arkamızın ikinci yarısı tamam. Koyalım. Alt patatesimizi overlock yapmamız gerekiyordu. Onu da biz yapmış bulunuyoruz ama tekrar yapalım. Alt patatesimizi iki kat haline katlayıp overlock yapıyoruz ve baş kısımlarla overlock yapıyoruz. Böyle patatesimizi hazırlamış oluyoruz. Overlock işlemimiz bu kadar. Ferman çalışmasına başlıyoruz. Ön bedenimizi aldık. Ferman ayağımızı takacağız. Yarım ayak. Bir diğer adı da yarım ayaktır. Yüz ayağımı çıkarttım. Kenara bıraktım. Ferman ayağımı takıyorum. Taktım. Sol bedenimi aldım. Sol beden. Bayanda sağ taraf üstte geleceği için sol bedenimi alıyorum. Fermuarımı üzerine koyuyorum. Yüz yüze. Normal fermuar mesafesinden fermuarın dibinden yarım ayağımın fermuarın dibine dayayarak çattım. Hemen kaldırıyorum. Dikiş yaptığım yere çıtımı atıyorum. Fermuarımı çeviriyorum. Çıt attığım yerde fermuarımın üstüne denk getiriyorum. Çevirip fermuar ayarımı ile çıma çekiyorum. Evet, çamamı da çektim. Karşılığını bedenimin sol yarısını, ön bedenimin sol yarısını üzerine kapatlıyorum. Ayarlamalarını yapıyorum. Çatım yerlerini kontrol ediyorum. Evet. Fermuar ayağımı yine fermuarın dibine yerleştirerek başlıyorum. Bir aşağıya kadar çatım işlemi yapıyorum. Aynı şekilde hiç bedeni kaldırmadan alt taraftan başlamak kaydıyla fermuarımı patatesimin üzerine monte ediyorum. Evet, fermuar takım işlemi tamamlandı. Üst patates dikişini yapacağım. Üst patates dikişi içinde başlangıç yerini işaretliyorum. Ortalama 3 cm, 2,5 cm olması gerekiyor. İşaretliyorum.
parketin düzgün olsun diye. Üst patates dikişimi yaptım. Böylelikle fermanı devam ediyor. Alt patatesini yapacağız. Alt patatesimiz vardı. Alt patatesimizde fermanı taktığımız yere yerleştiriyorum. Bedenin dibinden yine ayak yardımıyla yarım ayağımın yardımıyla dibinden çatıyorum. Çatmış bulunuyorum. Ve şu uç kısmını üst patatesle alt patatesimin uç kısmından tutturuyorum zikzakla. Evet. Böylelikle fermuar çalışması tamamlanmış oluyor. Kontrol edelim. Evet. Alt patatesim burada. Üst patatesim burada. Dikişimiz tamam. Pantolonumuzu ara ötü yapıyoruz. Öncelikle tersini çevirip penslerimizi yanlara yatırarak uçumuzu yapıyoruz. Sonrasında fermuarımızı açıyoruz. Üst patatesimize ütü basıyoruz. Sonra alt patatesimize ütü basıyoruz. Sonrasında fermuarımızı kapatıyoruz. Hafif ütü üstten ütü basıyoruz. Hafif basıyoruz. Çok aşırı bastırmıyoruz. Evet. Patatesimizin ve penslerimizin ön bedenimizin ütü işlemini yaptık. Arka bedenimizi ve arka penslerimizi yapıyoruz. Arka bedenimizi aldık. Aynı şekilde penslerimizi yanlara yatırıyoruz. Evet, birinci tarafı tamam. İkinci tarafı da aynı şekilde penslerimizi yanlara yatırıyoruz. Evet. Ütü, ara ütümüzün işlemini yaptık. Singerdeyiz. Çatımlara başlıyoruz. Öncelikle arka almazı çatıyorum. Her zaman onda yürüyecek zaten bir kayıp alıyorum. Arkamı çattım. Arkamı açtım çattıktan sonra ön bedenimi üzerine yüz yüze veriyorum ve yanlarını çatıyorum. Çatmadan önce bel ve paça kumaşımı eşit şekilde tutuyorum. Kumaşımı geriyorum. Gerdikten sonra ortadan tutuyorum. Dengeli bir çatım yapıyorum. Niye bunu yapıyorum? Derseniz ise toplama, büzme olmasın diye.
aynı işlemi ikinci yana yapıyorum. Yan çatım işlemi tamamlandı. Şimdi ütüye geçiyoruz. Yanlar uzun dikten açacağız. Arka ortamını dikten açacağız. Sonra ağ çatımına geçeceğiz ve kemere geçeceğiz. Bedenimizle ütümüzün yanına geldik. Bedenimizin yan dikişlerini açabilmemiz için belini içine geçiriyorum. Ve dikişlerini açıyorum. Yan dikişlerini açıyoruz. Basen bölümünü ütümüzün batı masasının kenarına denk getiriyoruz ki iyice yayılsın diye. İkinci yan dikişimiz. Arka ağımızı yapıyoruz. Evet. Dikişlerimiz açılımları tamamlandı. Kemer çalışmasına başlıyorum. Bedenimin tersi. Bedenimi yüzüne çeviriyorum. Neden diyeceksiniz? Kemerimi tersten takacağım, yüzünden kapatacağım. Kemerimizin logarifini yapmışız. Normal bir şekilde çatıyorum kemerimi. Bedenimi normal tutuyorum. Kemerimi normal tutuyorum. Aynı rahatlıkla çatımını yapıyorum. İkisinden birinde gelmiyorum. Serbest bırakmıyorum. Rahatına. Takım işlemimiz tamam. Ne yapmamız gerekiyor? Ferdolarımızı kapatarak kemer takımımızı düzgün yaptık mı diye kontrol etmemiz gerekiyor. Niye? Kemerin çünkü üstte gelmesi lazım. Bir aşağıda bir yukarıda olmaması gerekiyor. Bakalım.
Evet, kontrollerimize göre kemerimiz düzgün takılmıştır. Ucundan kapatıp çevirip kapatmaya başlayabiliriz. Ucundan kapatalım. Kemerimizin ucunu kapatıyoruz. Kemerimizi ters çeviriyorum. Aynı orantıda. Yukarıdan başlayıp dibine kadar çatımını yaptım. Ucunu tıraşlıyorum. Ucunu kesip çeviriyorum. Çevirdim. Aynı şekilde karşılığından yapıyorum. Kestim. Makadan ucunu çıkarttım. Evet, kemer takma işlemi tamamlandı. Ne yapacağız? Kemerimizi kapatacağız. Kemerimizi düzgün kapatmak için ayak değiştirmek istiyorum. Yani çim ayağı takacağım. Kemerimi çim ayağı kapatacağım. Düz ayağımı çıkarttım. Kenara koydum. Çim ayağımı takıyorum. Taktım. Pantolonumu tersine çeviriyorum daha rahat kapatabilmek için. Alt uçtan başlıyorum. Alt ucumu yerleştiriyorum. Başlıyorum. Uç kısımları uç çarpmasın diye hafiften içine bastırıyorum makasımla. Durdum. Döndüm. Öncelikle kemerimin üstünün çımasını çekiyorum. Kapatırken daha rahat kapatabilirim. Çekiyorum. Ucunu ayarlıyorum yine. Makalımla veya tonavidamla uçtan dışarı çıkıp uç yapmasın diye. Evet, şimdi kemerimin altını kapatıyorum. Düzenlemesini yapıyorum elimle. Alttan hafif gergin tutuyorum. Üstten kemerimi serbest bırakıyorum. Alttan gergin tutuyorum. Üstten serbest bırakıyorum. Sizin de gördüğünüz gibi kemerimiz gayet güzel çıkıyor. Kağıt takma işlemimiz tamamlanmıştır. Bir kontrol edelim. Çevirelim pantolonumuzu. Evet, kemer işlemimiz tamamdır. Ağaç atamına başlıyorum. Ayarlamalarımızı yapalım. Ön ve arka orta ağdan tuttum. Ön ve arka ağa tuttum. Şöyle ayarlamasını yapıyorum. Paçadan aynı şekilde 1 cm dik payımı kullanarak dikiyorum. Arka ağımı birleştiriyorum. Arka ağıyla ön ağımı dikişlerini birleştiriyorum. Thank you.
Evet. Ağaç çatamız tamamdır. Pantolonumuzun paçalarını boyarak yapıyorum. Oyup temizliyorum. Saçlarımızı temizlemişim, tamam. Bu pantolonun paçalarını Amerikan tarifi denilen çift taraf terle yapıştıracağız. Bunu da görmüş oldum bu vesileyle. Terimizin bir tarafı kağıt, bir tarafı tırtıllı yapışkanlı. Paçamızın ucuna terimizi yapıştırıyoruz. Rahatına. Evet, ucu birleşince kopartıyoruz. Evet, tek paçamızı dinlenmeye, soğumaya bıraktık. İkinci paçamızı aldık. İkinci paçamızı da aynı şekilde telamızla, kağıt telamızı yapıştırıyoruz. Yapıştırdık. Birinci paçamızı alıyorum. Yapıştırdığım kağıt telamı tutup yavaş yavaş açıyorum. Ve sizin de gördüğünüz gibi üzerinde bir yapışkan kaldı. Çıkarttım. 12 santimden paça ölçüme göre paçamı katlıyorum. Sonrasında ütü basıyorum. Evet, böylece paça işlemi yapmış oldum. Diğer paçamızı yapayım. Diğer paçamızın da kağıdını söküyoruz. Sonrasında aynı şekilde 2 santimden 2,5 santimden katladım. Ve gergin tutarak ütü basıyorum. Her tarafı sarsın diye. Evet, paça telamızı yapıştırdık ve paça işlemimiz tamamlandı. Son tüm muhabbetini yapacağız. Kapattın mı? Ne? Emekler paylaşıldıkça daha güzel olmakta. Ve dualarınızı birbirimizden eksik etmeyelim arkadaşlar. Bu noktalarda arkadaşlarımız eğer çok daha iyi bir şekilde hizmet etmek gerekirse sizin de önerilerinizi, düşüncelerinizi aşağı taraftaki e-mail adresimizden, telefon numaralarımızdan bize ulaştırırsınızsa da biz de onları dikkate alıp daha çok faydalı, güzel işler yapmaya teşvik etmiş olursunuz arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok değerli dersler bunlar. Bakın normalde dışarıda
bu eğitim amaçlı olarak bunlar 2000, 3000, 4000 liraya rakamlarla satılmakta. Biz bunları dediğim gibi Allah rızası için siz dostlarımızla paylaşıyoruz. Umarım faydalı, güzel bir şekilde iyi ilimler olur, güzel meslekler olur, iyi yerlere gelirsiniz. Bizim de küçük bir şekilde bir katkımız olur sizler üzerinde. Onun için arkadaşlarıma kolay gelsin diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Saygı ve sevgilerimle. Bütün eski öğrencilerime de buradan selamlarımı iletiyorum kendilerine. Ve sizin gibi yeni dostlarımıza da merhaba, hoş geldiniz diyorum. İnşallah hayırlı, güzel günler görmemize Rabbim yardımcı olur. Kolay gelsin efendim. Hoşça kalın.